Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, sünger gibi pandispanya hazırlayacağız. Kakaolu. Öncelikle yumurtalarımızın akını ve sarılarını ayırıyoruz. Sarılarının aklara kaçmamasına dikkat edelim. Şöyle aklarını göstereyim. Sarıları. Şimdi bir çimdik tuzla aklarımızı yapmaya başlayalım. Toz şekerimiz var. Bir kısmını aklarına, bir kısmını da sarılarına karıştıracağız. Şimdi tekrar açıyoruz. Yüksek devirde 10 dakikaya kadar çırpalım. Tıraş köpüğü gibi olana kadar. Arkadaşlar, yumurtaklarımız istediğimiz kıvama geldi. Göstereyim. Şu şekilde. Tam istediğimiz gibi olmuyor. Şimdi yumurta aklarına geçeceğiz. Şimdi yumurta sarılarına geçeceğiz sıra. Evet arkadaşlar, şimdi yumurta sarılarımıza geçiyoruz. Kalan şekerimizin tamamını da döküyoruz üzerine. Ve tekrardan yüksek devirde çalıştırmaya başlıyoruz. Mayonez kıvamı alana kadar çırpalım. Burada yarım çay bardağı kadar kaynamış sıcak suyumuz var. Onu da ilave ediyoruz. Şekerin iyi eriyebilmesi için.
sarılarımızda istediğimiz kıvama geldi arkadaşlar. Köpük köpük yumuşacık. Şimdi ise kuru malzemelerimizi ekleyeceğiz. Burada un, nişasta, kakao, kabartma tozu ve vanilya var. Ben ölçülerini sizlere alt katıma yazacağım arkadaşlar. Ekleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi yumurta aklarımızı hamur harcımıza yedireceğiz. Yavaş yavaş yapmamız gerekiyor. 3 aşamada söndürmeden alttan üste doğru yavaş yavaş yedireceğiz. Hızlı hareket etmeden yavaş yavaş alttan üste doğru aklarımızı hamur harcımıza yedirelim. Çok hızlı hareket edersek köpüksü dokusu söner ve pandispanyamız kabarmaz. Sönük bir pandispanya elde etmiş olursunuz. Thank you.
Evet arkadaşlar, karışımımız hazır. Şimdi kalıplarımıza pay edelim. Ben 2 ölçü pandispanya harcı hazırladım. Sizlere tek bir pandispanya ölçüsünü alt kısma yazacağım. Harcımızdan şu şekilde kalıplarımızın etrafına değdirelim ki pandispanyamız tutunarak bir güzel kabarsın. Evet arkadaşlar, şimdi pandispanyamızı 200 derecede ısıtmış olduğumuz alt üst ayarda pişiriyoruz. Üzeri kabarana kadar 200 derecede kalıyor. 200 dereceden sonra fırınımızı 160 dereceye düşürüp 1 saate yakın pişirelim. Kürdan kontrolüyle alabilirsiniz. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Pandispanyalarımız pişti. Şimdi bu şekilde ters çevirerek soğumalarını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra bir bıçak yardımıyla çemberimizin içinden çıkaracağız. Baba, anne.